Ne var? Kardeşim merhaba. Merhaba, ne istiyorsun? Yardıma ihtiyacım var da. Oğlum fatura parasını kapacak başka adam bulamadım değil mi? Yani yaptığın şu bokun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Hem ne diyeceksin abi adama? Ben senin fatura paranı kaybettim ama nasıl kaybettiğimi bile bilmiyorum. Bu adam bunu yer mi abi sence? Oğlum amcan değil mi bu adam senin ya? Çıkacağız konuşacağız işte anlatacağız durumu, sana da mı inanmıyor lan? Alt tarafı 347 lira zaten. Utanmasan öldürür diyeceksin amına. Ne bakıyorsun ya? Ya ya param var mı? Parayı karşılayabilir misin? Yok. O zaman sana içinde bulunduğun durumu anlatayım kardeşim. Şimdi bir adam düşün, tamam mı? Hayatta en çok değer verdiği şey para. Adam yaralamadan içeride yatmış. Ve hayatta en çok değer verdiği kişi annesini 2-3 hafta önce kaybetti. Şimdi bir çocuk karşısına gelmiş. Ay ben senin 350 liranı kaybettim diyor. Yani sen sıçtın kardeşim. Valla ne yapacağını bilmiyorum. Ama bundan birkaç yıl önce bunun evine bir hırsız girmiş. Hırsızı bir şekilde yakalamış. Polise haber vermiş. Polisler geldiğinde de hırsızın sağ elindeki baş parmak yerinde yokmuş. Sen de inandın mı lan buna? Oğlum saçmalama, herif içeride yattı diyorum sana ya. Hatta bayağı hırsızdan daha fazla ceza yedi, evet. Bayağı baş parmaklarını kesmiş. Yani. Evet. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi bir kere görünmek gibi ihtimal yok. Her türlü görecek. Aynı mahallede oturuyorsunuz. O yüzden bence ne kadar erken gidersen o kadar az zararla atlatırsın. Bence o yüzden hemen şimdi gidiyoruz. Şimdi gitmeyelim. Yok, şimdi gitmeyelim. Şimdi niye gidiyoruz hem? Şimdi gidilir mi? Abi beklerim nerede kaldı o şerefsiz diye söylenmeye mi başlasın herif? Ama abi olduğu gibi anlatamayız. Bir hikaye bulmamız lazım. Ne hikayesi ya? Abi bak şimdi senin pantolonun cebi delik, tamam mı? Annen hep dikleyeceksin ama hep de unutuyorsun. Tesadüfen o varmış lan işte üstünde de. Oğlum olan da bu değil mi lan, zaten cebimden düştü işte cebimden. Ya oğlum ya ya. Delik cepten düşen parayla delik olmayan cepten düşen para arasındaki farkı ben sana anlatmayayım burada. Ne işe yaramazsa? Cebini del. Ne? Cebini del abi, kontrol etmek istersen ne yapacaksın? En sevdiğim kaplemin cebini bu sebepten deleceğim lan. Oğlum beğenmiyorsan siktir git o zaman. Deleyim mi? Ya del şu cebi ya. O ne lan öyle? Oğlum geçen kuzenle güvercin almaya gittik, güvercinciye. Orada bu. Nasıl güzel değil mi? Oğlum yay yap. Çok boş adamsın lan. Bırak lan o zaman tüyümü. Neyle keseceğim oğlum ben bunu ya? Ha bununla. Bana boş adam diyene bak ya. Ne arıyor lan bu sende? Carlos Arroyo. Ya oğlum biliyorsun şey oluyor hani, Arap düzceli falan hani yol kesiyorlar ya, o koruma amaçlı yani oğlum, öyle şey değil yani. Ya ya. Versene onu çocuğum, niye cebine koyuyorsun? Koruma amaçlı tabii. Koruma amaçlı. Allah Allah. Lan niye atıyorsun oğlum tüyümü? Bak bıçağım var ha. Ya kalk hadi gidiyorum. Niye atıyorsun oğlum ya? Ya sus. Önemli o benim için. Oğlum kendimi hiç hissetmiyorum vallahi, gel geri dönelim lan. Ya, he kapıdan geri dönelim ya. Hayran. Ya yine ne var? Oğlum bu kadar plan yaptık da kimin konuşacağına karar vermedik lan. Abi sen kaybettin, sen konuş. Niye ben konuşayım adamla? Oğlum ne önemi var kim kaybettiğini ya? Yeğenisin sen bu adamın, senin konuşman daha iyi olur. Evet.
adalet kazansın. İşte biter. Gidelim hadi. Oğlum saçmalama falan duymamıştır belki, bir daha ineyim abi. Yok işte abi. Oğlum. Lan basma ya, diyorum sana, niye basıyorsun ya? Basılı kalır tabi, basma diyorum. Basılı basılı. Sakin ol abi. Hızına sıçık. Uğraşıyorsun işte. Oğlum. Ya olmuyor lan. Oğlum susmuyor mu? Susmuyor. Ben gidiyorum abi. Ya, of, gel şuraya be. Dur oğlum, yardım etsene hadi be. Abi oğlum sustu ya. Tamam. Sakin ol ya. Ya da olma bence, çünkü amcam evdeyse ağzına sıçarsın. Sıçar tabii. Sen olsan sıçmaz mısın? Sıçarım. Sıçmadan şeker falan versin bari. Ya oğlum. Oğlum bu adam evde yok lan herhalde. Ya üf. Tamam oğlum hadi gidelim. Hadi bugün de gittin, hadi sıçma bana. Onlardan bu kadar kolay kurtulacağını mı sandın? Sen kimsin lan? Ben az önce seni kovalayanların tamamıyım. Yani senin bugüne kadar üzerine basmaktan çekinmediğin insanların intikamı. Bugüne kadar benim varlığıma inanmadığını biliyorum. Zaten işin en zevkli tarafı da bu ya. E'si şu. Bu tüy benim için ne ifade ediyor biliyor musun? Senin hayatını. Benim görevim bu tüyü yere bırakmak. Birazdan bu tüyü yere bırakacağım ve senin için her şey bitecek. Ah!
adam evde yok lan herhalde. Ya üf. Tamam oğlum hadi gidelim. Hadi bugün de yırttın. Hadi saçma bakalım. Amca nasılsın? Arkadaş bir şey konuşacakmış ya seninle. Onun için geldik. Ya faturayı vermiştiniz yani geçen gün. O gün ben bankaya giderken hani gittim de bankaya hani cebim delikmiş işte o zaman. Diktiriyordum. Annem de dedi o gün ama ya bir türlü o gün buradan da geçiyorken siz denk geldiniz gönderince işte cebimin delik olduğu denk geldi. Cebim delik olduğu için düşmüş. Zaten 347 lira alt tarafı. Hani, ucunda ölüm yok ya. Ya. Hı. Hadi yine sıçmadan iyiyiz. Yeah.